Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz. 16 bülteniyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktarmaya başlıyoruz ve bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Şu anda Boğaz'da hareketli dakikalar yaşanıyor. İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi yalıya çarptı. Olay yerine şu anda ekipler sevk edildi. Henüz detaylı bir bilgi yok. Ayrıntılar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. İstanbul Boğazı'nda bir tankerin yalıya çarptığı bilgisi geldi. Sadece şu an görüntüleri de izliyorsunuz. Dümeni kilitlendi geminin. Vita Sprit adlı bir gemi yalıya çarptı. Şu anda olay yerine ekipler sevk ediliyor. Sahil güvenlik ekipleri şu anda bölgeye intikal ediyor. Çalışmalar da devam ediyor. Devam ettiği bilgisi geldi. Evet, bir son dakika gelişmesi vardı. Tekrarlayalım hemen. İstanbul Boğazı'nda şu anda hareketli dakikalar yaşanıyor. Dümeni kilitlenen bir gemi yalıya çarptı. Şu anda sahil güvenlik ekipleri olay yerine intikal ediyor. Çalışmalar da devam ediyor. Şu anda ekranda elimize ulaşan ilk görüntüler var. Siz de olayın görüntülerini izliyorsunuz şu anda. Ayrıntılarda geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Evet, haberleri devam ediyoruz. Son dakika bilgileri geldikçe olayla ilgili aktarmaya devam edeceğiz. Boğaz'da hareketli dakikalar yaşanıyor dedik. Ve PKK operasyon haberiyle devam edelim. Bölücü terör örgütü darbe üstüne darbe alıyor. Hakurk'ta, Hatay'da, Ağrı'da, Diyarbakır'da teröristlere yönelik operasyon yapıldı. Toplam 19 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Hatay, Ağrı, Diyarbakır. Toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri havadan, karadan PKK'ya operasyon düzenliyor. Örgüt hızla sona yaklaşıyor. Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyindeki teröristler için havalandı. Hakurk kampındaki terör hedefleri ateş altına alındı. 6 PKK'lı öldürüldü. Hatay'da Amanos dağlarındaki teröristler kıskaca alındı. Çat bölgesindeki teröristler SİHA ve İHA'larla tespit edildi. Hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Ağrı Dağı kırsalında da hava harekatı düzenlendi. Eylem hazırlığındaki 3 terörist öldürüldü. Teröristlerin 12 Mart'ta uzman çavuş Göksel Koç'un şehit olduğu saldırıyı düzenleyen PKK'lılar olduğu bildirildi. Operasyonların bir diğer adresi Diyarbakır oldu. Kulp ilçesi Ricit Deresi mevkiinde PKK'lılarla sıcak temas sağlandı. 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri yeşil listedeki PKK'lı Eyüp Çelik'ti. Terörist Çelik aynı zamanda 3 Nisan'da odun kesen köylülere saldırmış. Korucu Malik Yıldız şehit olmuş. 5'i korucu, 6 kişi de yaralanmıştı. Astana Anlaşması uyarınca İdlib'teki stratejik 9. gözlem noktasına intikal başladı. Türkiye, Rusya ve İran anlaşması ile İdlib'e 9 üs kurulacak. Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu gözlem noktası için Morik'e intikal etti. Türkiye, Rusya ve İran anlaşması ile İdlib'teki intikal ve gözlem faaliyetleri sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'e kurulacak 9. gözlem noktası için Morik bölgesine intikal etti. Açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri yaptı. 9 numaralı 9. gözlem noktasının tesis edildiğini duyurdu. 100 araçlık askeri konvoy Keferlusin köyünden Sermeda'ya, oradan da Maretinum'la Hanşeyhun üzerinden Hama ilinin kuzey noktasındaki Morik ilçesine ulaştı.
Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 88 kilometre derinlikte yer alıyor. Konuşlanılan noktanın yaklaşık 3 kilometre karşısındaki hatlarda Suriye ordusu ve İran destekli gruplar bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 8. gözlem noktasının da 3 Nisan Salı günü tesis edildiğini açıklamıştı. İdlib-Astana Anlaşması çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilmiş, Türkiye'nin İdlib'e 12 gözlem noktası kurulmasına karar verilmişti. Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre Rusya ve İran ise halihazırda İdlib'e yaklaşık 8 gözlem noktası kurdu. Türk ordusunun Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırdığı Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4000'e yaklaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada 3991 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Türk ordusu Afrin'de teröristlerin bölgedeki son kalıntılarını da temizliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3991 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana 102 mayın ve 739 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği de kaydedildi. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde mayınları temizleme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar ilerledikçe Afinlilerin eve dönüşleri de hızlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çorum'da partisinin şeker mitinginde konuştu. Şeker fabrikalarının satışını durdurun çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, şeker fabrikalarını sattırmayacağız dedi. Bu miting bir parti mitingi değildir. Altını özenle çiziyorum. Bu miting bir parti mitingi değildir. Bu miting bir cumhuriyet mitingidir. Bir vatan mitingidir. Bir şeker mitingidir. Bir tarım mitingidir, bir işçi mitingidir. Bu mitingin özü, bu miting bir alın teri mitingidir. Her partiden insanım, her partiden, her siyasi görüşü ne olursa olsun, her partiden insanın alın terine değer verdiğine inanıyorum. Her partiden insanın şekere de önem verdiğine inanıyorum. Her partiden insanın Türkiye'nin her tarafında fabrikalar olsun, İnsanlar çalışsın, evlerine akşam huzur içinde dönsünler diye düşünüyorum. Ve bu nedenle bu mitingi bir parti mitingi olarak değil, bu miting bir vatan sevgisi mitingidir. Bu miting şekere, fabrikaya, alın terine sahip çıkma mitingidir. O nedenle diyoruz, şeker vatandır, vatan satılmaz. Ben şeker fabrikalarının satışını durdurdum de vallahi billahi gelip tebrik edeceğim. Şeker fabrikalarının satışını durdurdum de. Şeker vatandır, vatan satılmaz. Vatanı vatan yapan Rize'nin çayıdır, kimse unutmasın. Vatanı vatan yapan Zonguldak'ın kömürüdür, kimse unutmasın. Dört akademisyenin katil zanlısı Volkan Bayar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hakim karşısına çıkan Bayar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üniversite yönetiminin soruşturması ise sürüyor. YÖK Genel Kurulu da olayla ilgili 12 Nisan'da toplanacak. İbap canlıyız. Volkan Bayar, Eskişehir'deki 4 akademisyeni 23 kurşunla öldürdü. Tam 2 şarjör kullandı. Volkan Bayar ve bir yıl önce boşandığı eski eşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Eski eşi ise serbest bırakıldı. Neden öldürdünüz? Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu silahlı saldırıyı görüşmek için olağanüstü toplanacak. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖK Genel Kurulu'nu 12 Nisan Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı. Kurulda Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Gönen'den saldırıyla ilgili üniversitenin başlattığı soruşturma hakkında bilgi alınacak.
Ayrıca saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun hazırladığı rapor görüşülecek. Kurulda üniversite yönetiminin saldırıya ilişkin idari ve hukuki bir kusuru olup olmadığı da ele alınacak. Bültenimizin sonuna geldik. İyi hafta sonları diliyoruz.